Türk donanması gücüne güç katmaya devam ediyor. Meltem 2 projesi kapsamında 6 adet deniz karakol uçağı törenle deniz kuvvetlerine teslim edildi. Çiçeği burnunda savunma sanayi müsteşarı İsmail Demir de bu tören vesilesiyle ilk kez kameraların karşısına çıktı. Meltem 2 projesinde sona gelindi. 6 deniz karakol uçağı deniz kuvvetleri komutanlarına teslim edildi. 9 adet CN-235 uçağı TUSAŞ tesislerinde, 6 adet deniz karakol ve 3 adet deniz gözetleme uçağına dönüştürülmüştür. Deniz karakol uçaklarının yaklaşık 20 yıl aradan sonra yeniden kullanılmaya başlanması ile uçak filomuz adeta yeniden kurulmuştur. CN-235 uçakları 2003 yılında kargo uçağı olarak alındı. Modernizasyonu 10 yıl sürdü. Meltem 2 sözleşmesi 2 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Projenin toplam bedeli 390 milyon dolar olup sözleşmede öngörülen %35'lik yerli katkı hedefinin üzerine çıkılmıştır. Deniz karakol uçaklarının ilk teslimatı yapıldı. Aslında keşif ve gözetleme uçakları bunlar her tarafı göründüğü gibi radar sistemleriyle donatılmış durumda ancak operasyonel kabiliyeti de sahip. Uçağın üzerinde bulunan bu torpidoyla birlikte düşman unsurlarını tek atışta imha etmek mümkün. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hareket etkinliği ve caydırıcılığı önemli ölçüde artacak ve bölge barışı için bir istikrar unsuru olmaya devam edecektir. Ana yüklenicisi Thales firması olan uçakların devir teslim töreni Kocaeli Cengiz Sopel Hava Üssü'nde yapıldı. Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir de katıldı. 2 hafta önce göreve getirilen Demir kameraların karşısına ilk kez çıktı. Katıldığım ilk tören ve yaptığım ilk konuşmanın böyle bir münasebetle olmasından da ayrıca memnuniyet duyuyorum. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu Meltem 3 projesini anlattı. Türk Deniz Havacılığı Meltem 3 projesi kapsamında 2017 yılından itibaren envantere girecek 6 adet ATR-72 deniz karakol uçağı bölgesinde ve dünyada önemli ve etkin bir deniz hava kuvveti haline gelecektir. Meltem 2 projesi tamamlandı. 6 uçak envantere girdi ancak çalışmalar henüz bitmiş değil. Sırada Meltem 3 projesi var. 2017 yılında hayata geçecek. Şu anda görmüş olduğunuz ATR-200 uçaklarından oluşacak. ATR-200 uçakları yolcu uçağı ve şu andaki Meltem 2 projesinde kullanılan uçaklardan kat kat daha hızlı. Proje kapsamında modernizasyonu yapılan uçaklarla birlikte 6 adet genel maksat helikopterinin de deniz kuvvetleri envanterine girmesi planlanıyor.